Değerli öğrencilerim, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi geldik Mutlak Değer'in ikinci bölümüne, son bölümüne daha doğrusu. Burada da birkaç tane özellik öğrenip sorularla pekiştireceğiz. Dediğim gibi yavaş yavaş tane tane anlatıyorum arkadaşlar. Lütfen siz de dikkatlice dinleyin, iyi öğrenin. Bu konu hem TYT'de hem KPSS'de hem DGS'de garanti sorulan bir konudur arkadaşlar. Ve bir o kadar da basit bir konudur aslında. Biraz böyle işin mantığını kaptığımız zaman gerisi çorap söküğü gibi geliyor zaten dostlar. O soru bankalarındaki o aşırı zor sorulara da bir zahmet bakmayın, tamam mı? Hiç gerek yok o kadar zoruna. İnanın bana çok kolay soruyorlar. Hele ki TYT'de, hele ki DGS'de, KPSS'de yine kolay ama inanın bana çok rahat yapabileceğiniz bir konudur. Evet, hadi bira bismillah diyelim. Önce şu odaklanmasını bir ayarlayalım şu keratanın. Evet, hadi bakalım başlayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk iki özelliğini öğrenmiştik mutlak değeri. Gelin 3 tane daha şurada hemen özellik çakalım dostlar. 3 numaralı özellik diyor ki mutlak değerin içinde çarpım durumunda iki ifade varsa sen bunları ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımı şeklinde yazabilirsin diyor. Misal hemen şurada göstermişim. Şöyle bir ifade çıkacak. Mutlak değer içerisinde 3x, mutlak değer içerisinde 5x gibi ya da 7a, 8a gibi. Sen hemen bunu mutlak değer 3 çarpı mutlak değer x diye ayrı ayrı mutlak değer içinde yazacaksın. Hatta mutlak değer 3 ne demektir? 3'tür çarpı mutlak değer x'i bilmediğin için mutlak değer x diye de yazabilirsin bunu. Bir başka özelliğimiz. Şimdi bir sorunun içerisinde şöyle iki tane terim görüyorsunuz ve içinde ikisinde de mutlak değerli ifadeler aynı. Mutlak değer a, mutlak değer a. Sen hemen mutlak değer a parantezinde yazabilirsin diyor bunu. Tabi mutlak değer a'ları alırsak parantezin başına burada k artı burada da m kalır. Yani k artı m olur diyor. Bakın misal hemen şurada bir örnek. Şimdi bunun mutlak değerinin içinde x artı 2 var. Bu bir dursun mutlak değer x artı 2. Artı şurada da bakın 5 parantezine alırsam bunu 5 parantezinde mutlak değer burada x kalır, burada da 2 kalır. Yani x artı 2 oldu yine. Ve bakın ikisinin de mutlak değeri x artı 2. 5 tane mutlak değer burada var, 1 tane de burada var. Toplam hiç parantezle bile uğraşma. 5 burada, 1 burada yani 1 elma, 5 elma daha 6 tane elma. Yani 6 tane mutlak değer x artı 2 oldu. Son özelliğimiz ya da sondan bir önceki özelliğimiz. Şöyle mutlak değerli iki ifadenin toplamının en küçük ve en büyük değeri sorulacak bize. En küçük değerini bulurken kökleri yerine yazıyorsunuz. Kök dediğimiz şey ne hocam? Bu mutlak değerin içini sıfır yapan ifade. Yani bunun kökü mesela a'dır. Bunun içini sıfır yapan bakın a yazın. A eksi a'dan sıfır olur. Bunun kökü ise b'dir. Bir a'yı yerine yazıyorsunuz. Bir sonuç buluyorsunuz. Bir de b'yi yerine yazıyorsunuz. Yine bir tane daha sonuç buluyorsunuz. Şimdi bir tane daha ifade olsaydı mesela x eksi c. Bir de c'yi yerine yazacaktık. Yani artık kaç tane mutlak değer varsa her biri için tek tek köklerini yani x içini sıfır yapan x değerlerini yazıyorsunuz komple. O kadar sonuç bulacaksınız. Şimdi iki mutlak değer olduğu için bunun iki sonucu çıkar. Sonuçlardan biri küçük biri büyüktür veya eşit de olabilir sonuçlar. Küçük olan bu ifadenin en küçük değeri, büyük olan da en büyük değeridir dostlarım. Gayet basit. Birazdan soruda daha da iyi anlayacaksınız burada anlattığımı. Son bir cümle yine bir önceki videoda bahsettik. Mutlak değerli bir ifade en az sıfır olabilir dostum. Yani mutlak değerli bir ifade, şöyle mutlak değerli bir ifade negatif bir sayı olmaz. Eksi bir sayı asla olmaz. En az sıfır olur ve sıfırdan büyük bütün değerler olabilir. Ama sıfırdan küçük olan eksi bir sayı İşte eksi 0,1 gibi bir sayı bile asla olmaz. Eksi 1 bölü 2, eksi kök 5, eksi 7 gibi bir sayı, negatif bir sayı asla olmaz. Mutlak değer en az 0 olabilirmiş sonucu dedik. Bunu da söylemiş olduk. Şimdi örneklerle bu mevzuyu biraz pekiştirelim dostlarım hemen. Evet, sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye bir ifade var arkadaşlarım burada. Hemen gelin bakın neler var burada şimdi. Şimdi bu mutlak değer x eksi 1. Bu dursun elinizde. Artı bakın şunu 3 parantezine alıyorum canım öğrenci. 3 parantezine alırsam 3 tane mutlak değer burada x kalır. Burada da eksi 1 kalır. Eşittir 8. Peki bak 1 elma
3 elma da burada var. O zaman toplamda 4 tane elma var mı? Yani 4 tane x eksi 1 eşittir 8 diyebilir miyiz biz buna? Hatta 4'e bölelim her iki tarafı. Mutlak değer x eksi 1 eşittir. 4'e bölersem 2 çıktı. E hayda hocam, ne oldu bu soru? Bizim az önce çözdüğümüz, bir önceki videoda çözdüğümüz özelliğe dönmedi mi? Bak, mutlak değer bir sayıya eşit. Ne yapıyorduk? Bunu 2'ye ayırıyorduk hemen. İçini, yani x eksi 1'i bir 2'ye eşitliyoruz. X eksi 1'i bir de eksi 2'ye eşitliyoruz. Peki buradan x ne çıkar dostum? Eksi 1'i bu tarafa atarsam 3 çıkar. Eksi 1'i bu tarafa atarsam eksi 1 gelir buradan. 3 ile de eksi 1'in toplamı kaçtır diye soruyor. 3 ile eksi 1'in toplamı da 2'dir dedim. Hadi geldik buna. Bakalım bu ne var şimdi burada da. Diyor ki sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye de bir soru sormuş bize dostum. Şimdi burada hiç uzatmaya bile gerek yok. Belki de dünyanın en basit sorusu arkadaşlar. Birçoğunuz da hemen tahmin ettiniz. Hocam x var. Şu 2'yi dışarıya salarız. Yani şöyle olur değil mi? Uzatayım hadi. Bu x dursun, mutlak değer x. Neydi özellik? Şu çarpım durumundaki 2'yi dışarıya salabiliyorduk. Mutlak değer 2 diye çıkar. O da zaten 2'dir. 2 tane x. Şuradaki eksi 1 çarpı x'tir ya bu. Eksi 1'i de mutlak değer dışına alabilirim. Şöyle değil mi arkadaşlar? Eksi 1 çarpı x. Hani öyle yazıyorduk değil mi? Bir önceki öğrendiğimiz 3 numaralı özellikle öyle dedik. Mutlak değerin içindeki çarpımları ayrı ayrı yazabiliyorum. E peki eksi 1'de 1 demek değil mi canım kardeşim? Artı 1. Bir tane x de buradan geldi. Eşittir 12. Yani ne oldu bak? Bir tane elma buradan. 2 elma. 1 elma daha. Toplam 4 tane elma eşittir 12. Buradan da 4'e bölersen mutlak değer x eşittir 3. Bak mutlak değer yine bir sayıya eşit. O zaman içini, yani içinde x var. X'i bir 3'e bir de eksi 3'e eşitliyorum. İşte x'in 2 tane değerini bulduk. Bunların da nesini soruyor? Çarpımı. 3 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 9'dur. Zaten yazmışız. Geldik bak şuna. İfadesinin en küçük değeri kaçtır diye bir soru. Şimdi en küçük veya bir alttaki soruya da bakın, en büyük değeri sorulduğunda önce kökleri buluyoruz. Yani şu mutlak değerin içini sıfır yapan değeri bul. 2x artı 6'yı sıfır yapan şey nedir? 6'yı buraya gönder. 2x eşittir eksi 6. X eşittir eksi 3 gelir. Demek ki bunun içini eksi 3 sıfır yapıyor. Gerçekten yazın yerine sıfır olur. Bu zaten kolay. İçini 2 sıfır yapıyor. Şimdi kökleri bulduk. Peki ne yapacağız? Ne yapacaktık bu kökleri? Bu kökleri dostlar hemen yerine yazacaksın. Şimdi şu başka birer kalem alıyorum. Önce eksi 3'ü yazalım. Yani x eşittir eksi 3 için sonucu bulalım. Şimdi eksi 3 yazarsam bu zaten 0 yapıyor. Peki eksi 3 yazdım. Eksi 3, eksi 2 daha, eksi 5. O da dışarıya 5 diye çıktı mı? Yani sonuç ne geldi? 5. Tamam, bu dursun. Şimdi bir de ne yazacaktık? Diğer değeri. X eşittir 2 için diyelim. Bir de bu kökü yazacağız değil mi? Bir bu kökü, bir de bu kökü yazıyoruz. 2 için. 2 yazarsam 2 kere 2 4. 4, 6 daha 10. Mutlak değer dışına ne çıktı? 10 geldi. Tamam, burası 10. 2 yazınca zaten burası 0'dı. Buradan da 10 geldi. Şimdi en büyük değeri kaçtır? Demek ki 10'muş. En küçük değerini soruyor. Demek ki 5'miş. Tamam mı? Toplamın en küçük değeri 5. Toplamın en büyük değerini sorsaydı cevap 10. Bak bir tane daha yapalım, iyice öğren. Şimdi en büyük en küçük değer sorulunca önce kökü bul. Bunun kökü 6'dır. 6 yazarsam 0 olur. Bunun kökü eksi 7'dir. Şimdi önce x eşittir 6 için. 6 yazarsam burası zaten 0. 6 yazarsam burası 13. O zaman sonuç 13. Şimdi eksi 7 yazalım. X eşittir eksi 7 için. Eksi 7 yazarsam burası eksi 13. Dışarıya tabii ki 13 diye çıkacak. Eksi 7 yazarsam burası da 0 geliyor. O zaman yine 13 geldi. Bak ne dedim? Sonuçlar aynı çıkabilir. Oraya takılmayın. Burada farklı çıktı diye hepsinde farklı çıkacak diye bir kural yok. Aynı çıktı. E o zaman hocam bunun en küçük değeri ne? 13. En büyük değeri ne? E o da 13. Çünkü eşit çıktı ikisi de. O zaman en küçük değeri de en büyük değeri de 13'müş dersin. Olay da biter. Evet, devam. Hadi bakalım. Şimdi 7 ve 8 numaralı özelliklerimizi gömüyoruz dostlar. Bakın 7 numarada eşitsizliklerde ne yapacağımızı öğreneceğiz. 7 ve 8 numarada. 7 numara gayet kolay dostum.
Şimdi burası eşittir olsaydı, hani eşittir varsa ne diyorduk? İçini bir k'ya bir de eksi k'ya. La küçüktür varsa da k ile eksi k'nın arasında olacak diyeceksin. Yani şöyle hemen. Mutlak değer işte atalım x eksi 7 küçüktür 2. İlla küçük eşit olmasına gerek yok. Küçüktür. Küçüktürlerin hepsinde böyle yapıyorsun. Eşittir de olsa olmasa da. Küçüktür 2 dedi. Hemen ne diyecekmişiz? İçini yani x eksi 7'yi bir küçüktür 2'den bir de büyüktür eksi 2'den diyecekmişiz. Yani pozitifiyle negatifi arasına koyuyormuşuz. Şimdi büyüktür'e gelelim. Bu biraz daha kafa karıştırıcı arkadaşlar. Büyüktür dedi olay şu. İçini aynen sanki hiçbir şey değiştirdi. Sanki sadece mutlak değeri kaldırıyormuşsun gibi. A büyük eşit K diyerek yazıyorsun. Veya bir böyle yapıyorsun. Ya da içini yani yine içinde ne yazıyorsa A yazıyor mesela. Bu sefer yön değiştiriyorsun eşitsizliğe. Küçüktür yapıp işaretini değiştiriyorsun sayının eksi K diyorsun dostum. Tabii bu illa büyük eşit olmasına gerek yok. Büyükte de aynı şey olur tamam mı? Büyük eşittir olmasına gerek yok. Tabii bu sefer burası küçük olacaktı. Şimdi bunu örneklerle daha iyi anlayacaksınız tabii ki. Hemen biraz örnek yapalım arkadaşlar. Evet geldik şuna. Bakın burada küçüktür. Küçüktür simgesinde ne yapıyordum ben? Küçüktür'de ne diyecektik? İçini yazıyorsun x artı 3'ü. Bir küçüktür 4, bir de büyüktür eksi 4 diyorsun. Bitti. Bundan bir önceki videoda ilk başlarda çözdük. Hatta basit eşitsizliklerde de çözdük bundan değil mi? Doğru basit eşitsizliklerde çözdük. Bir önceki videoda çözmedik mutlak diyelim. Basit eşitsizliklerini öğrendik. X'i tek başına bırakacaksın. O zaman artı 3'ten kurtulmanın yolu ne? Eksi 3 ekleyeceksin hemen. Ne oluyor burası? Eksi 7 küçüktür x küçüktür 1 kaldı. İşte kaç tane x tam sayısı var? Bu arada kaç tane sayı varmış? 7 taneymiş arkadaşlar. Siz orasını halledersiniz her türlü. Geldik şuna. Koşulunu sağlayan kaç tane y vardır? Bakın yine aslında basit eşitsizlik sorusudur bu da. Hatırlayın klasik bir soru tipi anlattım basit eşitsizliklerde. Her soru bankasında görünür dedim. Yerine koyma metodu. İşte onun mutlak değerli hali. Şimdi önce bir hani orada ne vardı? 2 tane değişken vardı. Birinin aralığını veriyordu. Bak burada da x'in aralığını vermiş ama mutlak değerli vermiş. Sen şunu biliyorsun. Küçük eşittir olduğu zaman ne oluyordu? İçini yaz. Bir küçük eşittir 5. Bir de büyük eşittir eksi 5 diyorduk. Hatırlayın bunu. Şimdi ne yapacağız dostum? Şurada y, x'i bulacağız değil mi? Aralığını bildiğini yalnız bırakacaksın. Önce y'yi bu tarafa atalım. 1 artı y olur. Bu 2x var. Bir de 2'ye bölelim. X eşittir. 1 artı y bölü 2. Getir burada yerine yazalım. Eksi 5 küçük eşittir. 1 artı y bölü 2 küçük eşittir 5. Şimdi 2'den kurtulacağız. O zaman ne yapıyoruz? 2 ile çarpıyoruz hemen her iki tarafı. Hemen çarpalım her tarafı daha doğrusu. 2 ile çarp eksi 10. Şimdi basit eşitsizlikte çok yaptığımız için burada hızlı yapıyorum. 2 ile çarparsam burayı 2'ler gider. Küçük eşittir 2 ile çarparsam 10. 1'den kurtulacağız. O zaman eksi 1 ekliyorum. Eksi 1 eklersek eksi 11. Y eksi 1 eklersek de 9. Evet. Kaç tane Y tam sayısı vardır diye soruyor. Bunu da isterseniz hemen öğreteyim dostlar. Mesela şurada da kaç tane vardır diye soruyor ya. Olay şu. Sol sağdakinden soldakini çıkar. 9 eksi eksi 11. Yani 9 eksi eksi 11'dir. En son bir de 1 ekle. 1'i ne zaman ekliyorum? Eşittirler varsa. Eşittirler yoksa da bakın burada yapalım. Eşittirler yok. 1'den eksi 7'yi çıkar. 1 eksi eksi 7. Bir de en son eşittir yoksa 1 çıkartıyorsun. Burası ne yaptı? Artı 7 yapar. 1 artı 7'den 8. 8'den de 1 çıktı. 7 tane. Şuraya bakalım. 9 artı 11 olur. Yani 20. 1 eklersem de 21. Bak eşittir varsa artı 1. Eşittir yoksa eksi 1. Terim sayısını bulmanın yolu bu arada bu. Bunu da hatta ardışık sayılarda göstermiştik dostlarım. Geldik şuna bakın yine küçük eşittir muhabbeti var. Ne yapıyorum? 2x eksi 3'ü bir ortaya yazıyorum şöyle. 5 ile eksi 5'in arasına. Eksi 3'ü önce yok ediyorum. Artı 3 ekliyorum hepsine. Artı 3 eklersem eksi 2. Artı 3 eklersem 2x kalır. Burası da 8 olur. 2'ye bölüyorum eksi 1. X 4 olur. X tam sayı değerlerinin toplamı. Orayı size bıraktım arkadaşlar. X'in değerleri eksi 1. 0 pardon 0 1 2 3 ve 4 değerlerini alır. Bunların da toplamını soruyor. Şu 1'ler gider. 4 2 3 daha 7 2 daha 9'u bulduk bile yaptık hadi neyse.
x'e. Bakın bununla şu soruda tıpatıp aynı. Önce x'in aralığını bir yazalım. X küçük eşittir 4 ile büyük eşittir eksi 4 aralığında olacak. Şuradan da aralığını bildiğimiz hangisi? X. O zaman x'i yalnız bırakıyoruz. X eşittir 2 eksi 3 y olur ve getirip burada yerine yazıyorum. Eksi 4 küçük eşittir 2 eksi 3 y küçük eşittir 4 diyorum. Önce artı 2'den kurtulalım. Eksi 2 ekleyelim. Eksi 2 eklersek eksi 6. Eksi 3 y. Eksi 2 eklersek 2. Eksi 3'e bölelim her birini. Eksi 3'e bölersek eksi 6 bölü eksi 3'ten 2 yapar. Eksi bir sayıya böldüğüm için yön değiştirdim. Y kaldı. Yön değiştirdim. 2 bölü 3 oldu. Demek ki 2'den küçük, 2 bölü 3'ten de büyük. Kaç tane y tam sayısı vardır diye soruyor. 2 bölü 3 demek 0 nokta bir şey. Yani 0 nokta bir şeyden büyük. E ne var orada? 1 var. Bir de 2 var zaten değil mi dostlarım? 1 ile 2. 2'ye de eşit olabilirmiş. 1 ile 2'nin toplamını soruyor. Cevabımız da 3 geldi diyebiliriz. Ha, burada toplamlarını soruyor arkadaşlar. Y tam sayısı vardır değil de toplamlarını soruyor olması lazım. Cevap da 3 geliyor tabii ki. Evet, bunu da hallettik. Şimdi bir de 2 tane de büyük türle ilgili sorumuz var. Bir de bunları çözelim dostlarım hemen. Bakın büyük eşittir 3 diyor. Kaç dakika oldu bu arada? Çünkü benim boğazım kurudu iyice. 16 dakika olmuş, daha bir şey değil ya. Şimdi büyük türde ne yapacaktık dostlarım? Hemen onu bir hatırlayalım birlikte. Büyük türde yapacağın işlem şu. İçini bir yazıyorsun 2x-1'i. Sanki mutlak değer yokmuş gibi demiştim. Şöyle bir aynısını yazıyorsun. Veya diyeceğiz. Bir de ne diyeceğiz dostlarım? İçini yazıyorsun 2x-1'i. Yön değiştiriyorsun eşitsizliği. Negatifini yazıyorsun. -3. İşte olayımız bu. Hadi toparlayalım burayı. Eksi 1 buraya gelirse artı 1 olur. 2x büyük eşittir 4. X büyük eşittir 2. Veya eksi 1'i bu tarafa atarsak 2x küçük eşittir eksi 2. X küçük eşittir eksi 1 oldu. Demek ki eksi 1'den küçük, 2'den de büyük olan sayıları alacağız dostlarım. Siz şimdi çözüm kümesi yazmayı çok iyi biliyorsunuz. Bakın yazalım birlikte. Basit eşitsizlikte öğrendik. Şunun çözüm kümesini yazıyorum. 2 dahil ve 2'den büyük sayılar dostlarım bak. Ama unutma 2 dahil. 2 dahilse köşeli parantez ve artı sonsuza kadar bütün hepsi dahil sonsuzlar yuvarlak parantez yapıyordum. Geldim buna. Eksi 1'den eksi sonsuza kadar küçük olan sayıları alın diyor. Yani eksi 1'den eksi sonsuza kadar. Eksi 1 ile eksi sonsuz arasında eksi 1 dahil sonsuz dahil değil. Arada da veya var. Dostlar matematikte veya demek kümeler olarak birleşimi temsil eder. Veya kelimesi birleşim olacak bu aradaki işaret. V dediğimiz şey kesişimi, veya dediğimiz birleşimi temsil eder. İşte bir, mesela bunların ikisinin birleşimiymiş. 2 ile sonsuz aralığında işte burada birleşim, burada eksi sonsuzla eksi 1 aralığı işte burada dostlarım. Bakın şıkları çok birbirine yakın olur. Mesela bir diğer şık şöyle olabilir. Eksi sonsuz eksi 1 yuvarlak parantez birleşim 2'ye sonsuz. Bu parantezlerin yuvarlak mı köşeli mi olduğuna çok dikkat ediniz dostlar. Geldik şuna. Önce şu eksi 1'i bu tarafa atalım. Şöyle oluyor. Mutlak değer x artı 3 büyüktür 1 oluyor. Büyük olduğu zaman ne yapıyormuşuz? İçini x artı 3'ü hiç sanki mutlak değer yokmuş gibi büyüktür 1 diyoruz. Veya var arada. İçini x artı 3 yön değiştir eksilisini al. İşte bu. Hadi toparlayalım. 3 buraya gelirse x büyüktür. 1 eksi 3'ten eksi 2. 3 buraya gelirse x küçüktür. Eksi 4. İşte x büyüktür. Eksi 2 veya x küçüktür. Eksi 4. Bakın bu da aralık olarak değil de eşitsizlik olarak istemiş sorunun cevabı. Evet hadi bakalım. Bir özellik daha gömüyoruz hemen şimdi dostlar. Şimdi bu sefer mutlak değer bir aralığın içindeyse, mutlak değer bir aralığın içindeyse gayet kolay dostlarım. Aslında hep aynı şeyleri yapıp duruyoruz ya. Bir artılısı bir eksilisi diyoruz ya. Burada da olayımız şu. Yine ikiye ayırıyoruz biz bu çözümü. Bir diyoruz ki mutlak değeri bir artılı çıkartalım. Yani sanki mutlak değer yokmuş gibi k küçüktür a küçüktür m diye yaz diyorum. Bir böyle. Veya yine k ile m'yi sınırlarımızı yazıyoruz. Sadece aradaki mutlak değerin içinin işaretini değiştiriyoruz dostlarım. İki türlü çıkıyormuş yine. Arada da veya var unutmayın.
Hadi şimdi örnekle daha da iyi anlayacağız bunu dostlar. Hemen bir örnek yapalım. Evet, bakalım ne diyor. Şimdi mutlak değer bakın belli bir aralığın içinde. İkiye bölüyoruz sayfamızı hemen. Bir diyoruz ki şimdi sanki mutlak değer yokmuş gibi. 3 bölü 2 küçük eşittir x küçük eşittir 5. Arada veya var. Bir de ne diyoruz dostlarım? 3 bölü 2 sınırlara dokunmuyorum 5. Sadece eksi x yani mutlak değerin içinin ters işaretli olarak çıkartıyorum. Peki burada 3 bölü 2 ile 5 arasında. Şimdi 3 bölü 2 demek 1,5. 1,5'tan büyük ne var? 2 var, 3 var, 4 var, 5 de dahilmiş çünkü eşittir var. Şuraya gelelim. Eksi ile çarpalım her iki tarafı. Eksi 3 bölü 2 yapar. Yön değiştirir değil mi? Eksi ile çarptığım için. X yön değiştirir. Eksi 5 olur. Peki eksi 3 bölü 2 eksi 1,5 demektir. Eksi 1,5'tan 5'e, eksi 5'e kadar. Neler var arkadaşlarım? Eksi 2 var, eksi 3 var, eksi 4 var, eksi 5 var. 4 tane buradan, 4 tane de buradan geldi. Toplam 8 tane değeri varmış dedik. Hadi alttakini yapalım hemen. Şimdi ne demiştik? Mutlak değer x eksi 2'yi 4 ile bir 1 aralığında, bir de yine 1 ile 4 aralığında ama içini eksi ile çarpıyorum. Eksi x artı 2 olur. Şimdi 2'den kurtulalım. X kalsın bir tek burada. 6 olur, 3 olur burası. X tam sayılarının toplamı diyor. X'leri bir yazalım. 4 var, 5 var burada. Başka da yok. 6 olmuyor çünkü. 6'dan küçük. Şuradaki X'ten X'i bir bulalım. 2'den kurtulalım önce. Eksi 2 ekleyelim her tarafa. Eksi 2 eklersem eksi 1. Eksi X. Eksi 2 eklersem de 2 kalır burada. Eksi ile çarpalım. 1 olur. X olur, eksi 2 olur ve yön değiştirir dostlarım. 1'den küçük olacakmış 0 olur, eksi 1 olur, eksi 2 olmaz değil mi? Çünkü eksi 2 dahil değil. Bakın 4 tane değeri çıktı. Bunların da toplamını soruyor. 9 buradan, eksi 1 de buradan geliyor. 9 eksi 1'den 8 çıktı toplamları. Hadi şunu da yapalım ve bırakalım artık. Çünkü bayağı bir gitti artık. Ağzım nefes alamıyorum artık. Şöyle başka bir renk alayım arkadaşlar. Şununla yapalım. Şimdi içini 2x eksi artı 3'ü 9 ile 1 aralığına koyduk. Bir de şunu yanlış yazmayalım. Şunu yazayım bir de. 1 ile yine 9 aralığına koyuyoruz. Fakat eksilisi. Eksi 2x eksi 3 olarak koyduk. Peki 3'ten kurtulalım. Eksi 3 ekleyelim. Eksi 2 olur. 2x 3 ekler, eksi 3 çıkartırsak 6 olur. 2'ye bölelim, eksi 1, x, 3 oldu. Buradan gelen değerler, eksi 1'den büyük olacak, 0 olur, 1 olur, 2 olur. Burayı bulduk, 3 tane burada. Şuraya gelelim hemen, şu kısmı halledelim. Buradan da önce eksi 3'ten kurtulalım, 3 ekleyelim her iki tarafa, 4 olur. Eksi 2x, 3 eklersem 12 olur. Eksi 2'ye bölüyorum. Eksi 2 olur burası. Yön değiştirdi. X oldu. Yön değiştirdi. Eksi 6 oldu. Eksi 2 ile eksi 6 aralığında ne var? Eksi 3 var. Eksi 4 var. Eksi 5 var. Bize de diyor ki bunların hepsinin toplamı. Şimdi 1 ile 2'nin toplamı 3 yapar. Şu eksi 3 ile sıfırlanır. Bir tek eksi 4 ile eksi 5'in toplamı yani eksi 9 kaldı elimizde. Evet dostlar. Hadi bakalım. Bu videonun da sonuna geldik. Mutlak değeri de gömdük. İlerleyen aşamalarda nereye geçeceğiz? Muhtemelen bir sonraki konumuz üslü sayılar olacak dostlarım. O videoda görüşmek üzere. İyi çalışın, kendinize iyi bakın dostlar. Hadi öptüm hepinizi, bay bay.